Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerini kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28. ve 29. sayfalardaki pekiştiriyorum 3. test 1. dereceden denklemler kısmındayız arkadaşlarım. İlk sorumuza dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. X'i sormuş bize, x kaçtır diye, gelin bulalım beraber. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor gençler? İç kısmı yapacağız. Bakın burada bir eksi 2 eksi x'imiz var. 1 eksi 2 de eksi 1 yapacaktır. İçerisinde de eksi x bölü 2 ve eksi x'ten eksi 3 x bölü 2 gelecektir bunları topladığınız takdirde. Dışarıda bir eksiğimiz var ve burada bir 2'miz var. Bu da x bölü 2'ye eşitmiş. Eksi içeri dağıtırsanız 2 artı 1 artı 3 x bölü 2 eşittir x bölü 2'yi verecektir bize. Bunu bu tarafa sallarsanız 3 eşittir eksi x yapar arkadaşlarım. X bölü 2'den eksi 3 x bölü 2 çıkardığınızda eksi 2 x bölü 2'den eksi x gelir. Bize x'i sormuştu. Eksi x 3 ise x eksi 3'tür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum ikinci sorumuzda. İkinci soruda m artı 2 n bölü n'den bahsetmiş. Bakın arkadaşlar, ben bunu şu şekilde m bölü n artı 2n bölü n'den 2 olduğunu söylerim. Eşittir 4'müş. Yani burada m bölü n'nin 2'yi karşıya gönderdiğiniz takdirde 2 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi m bölü n hayırlı uğurlu olsun 2'ymiş. Eyvallah. 1 bölü, bakın m bölü n kaçtı? 2'ydi. Dolayısıyla 1 bölü 2 yazarım ben buraya. Şu bölüyü kesir olarak yazdım. Çarpı 1 eksi n bölü m. Bakın m bölü n 2 ise n bölü m 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 1'den 1 bölü 2'yi çıkardınız. Yine 1 bölü 2 geldi. Çarpı, bakın burada da 6 n'yi n'ye bölerseniz 6 artı m bölü n de zaten 2 idi. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 4. 6 ile 2'nin toplamı 8. İkisini çarparsanız 8 bölü 4'ten doğru cevabımız 2 gelecektir. Cevap Bursa seçeneğinde verilmiş. Üçüncü sorumuz. Bu ifade 0'a eşitse her ve e ve her x'ye reel sayıları için doğru olduğuna göre b kaçtır? Demek ki arkadaşlar x'in katsayısı da 0'mış, y'nin katsayısı da 0'mış ki 0 x ile 0 y'nin toplamı her zaman 0 yapıyor. O halde 3a eksi 2b artı 1 eşittir 0 ve 2a artı b eksi 11 eşittir 0 diyeceğiz. Burada 3a eksi 2b eşittir eksi 1 gelecektir. Buradan da arkadaşlarım 2a artı b eşittir 11 gelecektir. Şimdi b'yi sormuş bize. B'yi sorduğu için şunu gençler 2 ile bunu 3 ile çarpıp toplayalım. 6a eksi 4b eşittir eksi 2 ve 3 ile çarparsanız da 6a artı 3b eşittir 33 yapacaktır. Alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız 6a'lar gider ve eksi 7b eşittir 33 eksi eksi 2'den sevgili arkadaşlarım 35 yapar. Ve B buradan bakalım doğru mu yaptık yanlış mı yaptık. Şurası alttakinden üsttekini çıkarıyorduk artı 7B yapar. Kusura bakmayın. 7B 35 ise B eşittir 5'tir. Cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir deriz. Dördüncü sorumuz. 2x artı 3y artı 3'ün karesiyle x eksi 2y artı 1'in karesinin toplamı 0. İkisinin toplamı, kareleri toplamı 0 ise içerisi hep 0'dır arkadaşlar. 0'ın karesi, 0'ın karesinin toplamı 0'dır. Dolayısıyla diyeceğim ki 2x artı 3y eşittir eksi 3 diyelim direkt. Yani şurası eksi 3 olacak. Ve x eksi 2y de gençler ne olacak? Eksi 1 olması lazım ki toplayınca 0 gelsin. Şimdi buradan x eksi 9y sorulmuş bize, gelin x'i de y'yi de ayrı ayrı bulalım. Öncelikle şunu 2 ile çarpın. 2x eksi 4y eşittir eksi 2 yapsın. Bunu olduktan sonra şu yeni oluşan denklemle şunu birbirinden çıkaralım. Alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız x'ler gider. Ve böylelikle eksi 7y eşittir eksi 2'den eksi 3'ü çıkarırsanız 1 gelir. Demek ki y kaçmış? Eksi 1 bölü 7'ymiş arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında da şu kısımda gelin y'yi bulduk ya, y yerine yazalım x eksi 2y. Şimdi şunu 2 ile çarparsanız eksi 2 bölü 7, bir de başında artı var, eksi var. Artı 2 bölü 7 yapar eşittir eksi 1. Böylelikle x eşittir eksi 1 eksi 2 bölü 7 yapacaktır. Yani x eksi 9 bölü 7'ymiş. Bakın x eksi 9 bölü 7 şu. Daha sonrasında eksi 9 çarpı y de eksi 1 bölü 7 idi. Eksi 1 bölü 7 dedim. Eksi eksi gitti.
Eksi 9 bölü 7 ile 9 bölü 7'nin toplamı tabii ki bize 0'ı verecektir. Cevabımız C olacakmış dördüncü sorumuzun. Geçtim 5'e. Aşağıdaki şekilde her kutucuktaki ifade alt satırda komşu olduğu kutucuklardaki ifadelerin toplamına eşittir. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle 2x artı 3 ile 2x ile 3'ü toplarsanız 2x artı 3 yapacaktır. Bununla bunu toplarsanız 4x artı 5 yapacaktır. Bununla bunu toplayınca bu yapıyorsa demek ki burada x artı 16'mız mevcut ki bunları toplarsanız üst tarafı versin. X artı 16'yı vermesi için eksi x artı 14 olması gerekiyor ki bunun şu ikisini toplarsanız yukarıyı versin. X'e ne eklersen bu yapar tabii ki eksi 2x artı 14 arkadaşlar. Demek ki artık son olarak şunla şunun toplamı bize burayı veriyormuş diyeceğiz. Bununla bunu toplarsanız 2x'ler gider 14 eşittir 2x artı 2 gelir. Buradan 14 eşit 12 eşittir 2x olur ve x de 6 gelir arkadaşlar. 5. sorumuzun cevabı Adana seçeneğinde verilmiş. Geçtim 6'ya. Bu eşitliği sağlayan x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle gençler şu kısmın 3 olması gerekiyor ki 2'ye eklendiği zaman 5 yapsın. 18'i neye bölersem 3 yapar? Tabii ki 6'ya. Demek ki burası sonradan işaret edelim yer 6 olması gerekiyor. Peki 3'e ne eklersem 6 olur? Tabii ki 3 eklersek. Peki 9'u neye bölersem 3 yapar arkadaşlar. 3'e demek ki x eksi 1 3'müş. X de buradan 4'müş deriz. Cevabımız Denizli'de verilmiştir deriz. Geçtim 7'ye. Her x reel sayısı için kutucuk içerisindeki x 3 x eksi 2'ye eşit. Bu ifade tanımlanmış. Buna göre bu eşitliği sağlayan x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle 2 çarpı kutu içerisindeki x neydi arkadaşlarım? 3 x eksi 2'ydi. Eksi bir de 4'ümüz var. Eşittir diyorum. Bakın önce içerideki kutuyu halletmemiz lazım. Yani şunu halletmemiz lazım. X gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız öncelikle. 3 çarpı x 3 x eksi 2 pardon x eksi 1. 3 çarpı x eksi 1'den 2 çıkardınız. Bir de burada eksi 2'miz var onu da unutmayın. Daha sonrasında bu da neyin içinde? Yine kutunun içerisinde. Artı dışarıda bir de neyimiz var burada onu da unutmuyoruz. 5 var onu dışlanmış gibi oraya yazılmış ama. 2'yi daha da alalım içeriye. 6x eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 yapar. Eşittir. Şimdi arkadaşlarım kutunun içerisini bir dağıtalım isterseniz siz de beraber. Daha sonra kutuyu tekrardan çözümleriz. Bakın 3x var. Eksi 3 var. Eksi 4 var. Eksi 7 yaptı. Kutu içerisine 3x eksi 7 artı 5 geldi. Şimdi 6x eksi 8 eşittir. Kutu içerisinde 3x eksi 7 var ya bu sefer x gördüğümüz yere 3x eksi 7 yazacağız tamam mı? 3 çarpı 3x eksi 7 eksi 2 artı 5. Bu eksi 2 nereden geldi? Şuradaki eksi 2 tamam mı? 6x eksi 8 eşittir. 3'ü dağıtıyorum içeri. 9x bakın eksi 21 eksi 2 daha eksi 23 yapar. 5 daha eksi 18'i verir bize. 6x'i bu tarafa fırlattım. 3x kaldı. Eksi 18'i diğer tarafa fırlattım. Ve ne geldi? 10 geldi. O zaman x kaçtır? 10 bölü 3'ün ta kendisidir. Cevap da Denizli'dir diyebiliriz. 28. sayfamızda bitirdik. Geçtik 29'a. P ve N. Gerçel sayılar olmak üzere. P, P artı 1, P artı 2 diye dın 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 gidiyor. P artı N'ye kadar olan sayıların toplamı 144. 2P artı N eşit 24 olduğuna göre peki N kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada gençler bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye N'ye kadar gitmiş. Demek ki sadece bakın şunları birer ifade olarak düşünecek olursak P artı 1, P artı 2, P artı 3 en son P artı N. Burada N tane ifade var. Bir de bu var N artı 1 tane ifade. N artı 1 tane ifadenin her birinin içerisinde de gördüğünüz üzere P var. Dolayısıyla N artı 1 tane P'miz var. Artı 1'den N'ye kadar olan şu yeşile dönüşenlerin toplamı da N çarpı N artı 1 biliyorsunuz bölü 2 idi. Ve bu da kaça eşitmiş? 144'e. Şimdi N artı 1 parantezini alacak olursanız açtım parantezi. Burada bir P kaldı. Burada da bakın N artı 1 parantezini almıştım. N bölü 2'miz kaldı. Eşittir kaçmış? 144'ün ta kendisiymiş. Arkadaşlarım bize 2P artı N'nin kaç olduğunu vermiş. Şimdi bana ne lazım? P artı N bölü 2. Yani şu ifadeyi 2'ye bir bölün bakalım ne gelecek? 2P'yi 2'ye böldünüz P. N'yi 2'ye böldünüz N bölü 2. 24'ü 2'ye böldünüz 12. Yani arkadaşlar buradaki P artı N bölü 2 kaçmış? 12'ymiş. Peki ben N artı 1 ile 12 çarpınca 144 veriyor ya. O zaman bu da 12'dir derim. Çünkü 12 kere 12 144'tür. O halde N artı 1 12 ise
N kaçtır? Tabii ki 11'dir. N'yi sormuştu bize. Cevabımız C seçeneği olacaktı deriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 9'a. X, Y, Z birer gerçel sayı olmak üzere X eksi Y 14, Y artı Z eksi 4, X kare artı X çarpı Z 130 olduğuna göre neyi sormuş? X artı Y kere Z'yi sormuş bize. Öncelikle şu gözümü çok ısırdı. X parantezini alırsam X artı Z geleceğini biliyorum. Eşittir 130 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bize X artı Z lazım olduğundan şununla şunu bir toplayalım isterseniz sizle beraber hadi. Toplarsanız bakın eksi Y ile artı Y birbirini götürür. X artı Z gelir. Toplanıldığı takdirde de 14 ile eksi 4 10 gelecektir. Yani şu kısım kaçmış arkadaşlar? 10. O zaman X kaç olur? 10 ile neyi çarparsam 130'dur. Tabii ki 13'ü. Demek ki X'in 13 olması gerektiğini bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. X 13 ise... Y arkadaşlarım eksi 1'dir çünkü 13'ten eksi 1 çıkarsa 14 olur. Y eksi 1. Ve Y eksi 1 ise de Z eksi 3'tür çünkü eksi 1 ile eksi 3'ün toplamı eksi 4'tür. Z'yi de bulduk eksi 3. Şimdi bize demiş ki X'in üzerine aha bunları çarp demiş ve ekle. Eksi 1 ile eksi 3'ün çarpımı 3'tür. 13'ün üzerine 3'e eklerseniz cevabınız 16 gelir. Ve cevap böylelikle Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 10. sorum için alt taraftayım. A ve B sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere AX artı B ile 1 bölü AX artı 1 bölü B'nin toplamının çarpımı 0 denkleminin kökleri toplamı 2 olduğuna göre. A bölü B oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu denklemimizin kökü eksi B bölü A'dır. Yani orayı 0'a eşitleyen X eksi B bölü A'dır. Peki burayı 0'a eşitleyen X nedir? Bakın şöyle diyeceğiz. 1 bölü AX artı 1 bölü B eşittir 0 ise 1 bölü B'yi karşıya attınız. 1 bölü AX eşittir eksi 1 bölü B'dir dediniz. Ve daha sonrasında bölüm durumundaki A'yı karşıya atarsanız X eşittir eksi A bölü B gelecektir. Yani benim bir köküm eksi B bölü A, diğer köküm eksi A bölü B. İşte bunların toplamı arkadaşlarım 2'ymiş. Peki ben bunları nasıl toplarım? Burayı B ile burayı A ile genişletirim öyle toplarım. Yani üst taraf eksi B kare ve eksi A kare olacaktır. Alt tarafta A kere B olacaktır. Ve bu da kökler toplamı 2'ye eşitmiş gençler. Bunlar cepte. Bizden istenen şey A bölü B oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bunların sıfırdan farklı gerçel sayılar olduğunu biliyoruz. Ve sevgili arkadaşlar şurada bir içler dışlar çarpımı alırsanız eksi A kare eksi B kare eşittir 2AB olduğunu da görürsünüz. Ve bunun tamamını bu tarafa gönderirseniz eğer A kare artı 2AB artı B kare gelecektir. Ve bu da sıfıra eşit olacaktır. Peki bu A kare artı 2AB artı B kare dediğimiz şey A artı B'nin karesinin açılımı değil miydi? Tabii ki öyleydi. Sıfıra eşitse o halde A kaçtır? A artı B kaçtır? Sıfır. A artı B'nin sıfır olması demek soruyu bize çözdürür. A artı B sıfırsa tabii ki A eşittir eksi B'dir. Ve A gördüğünüz yere eksi B'yi yazarsanız eksi B bölü B'den cevabımız ne olur? Bursa seçeneği olur sevgili gençler. Ve devam ediyorum 11. sorumla sağ üst tarafta. Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu 3 ve 5 birimdir. Şimdi iki tane kenar bize verilmiş. 3, 5 diyelim bir de şurası var. Şurası 3 santimetreymiş burası 5 santimetreymiş. Bu üçgenin çevresi C birim. Şimdi çevre C ise... Burası C eksi 8'dir. Çünkü 3, 5 daha 8. Ne eklersem çevresi C olur. Tabii ki C eksi 8. Üçgenin 3. kenarının birim türünden uzunluğu işte bu denklemin köküymüş. Yani 2x, x'i yalnız bırakalım. Şunu karşıya gönderirseniz C eksi 1 yapar. X buradan C eksi 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi denklemin kökü kaçtır diye sorulmuş. Yani x soruluyor. O halde ben bir diğer kenarı zaten C eksi 8 olduğunu biliyordum. Başka bir kenar yine aynı kenar yine C eksi 1 bölü 2'ymiş. C eksi 1 bölü 2 eşittir C eksi 8 diyeceğiz. İçler dışlar yardımıyla C eksi 1 eşittir 2 C eksi 16 gelecek. C'yi bu tarafa fırlattınız C eksi 16'yı bu tarafa fırlattınız 15. Şimdi C'yi buldunuz ya 15 olduğunu. Bize demiş ki denklemin kökü nedir? Denklemin kökü için şunu yerine yazmamız lazım. Yani C'yi 15'i yerine yazmamız lazım. 15'ten 1'i çıkardınız ve 2'ye böldünüz. 14 bölü 2'den cevap kaç geldi? 7. O halde cevap da 7'dir ve cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. 11. sorumuzu da çözdüğümüze göre geçiyoruz 12. sorumuza. Toplamı eksi 5 olan iki gerçel sayıdan birinin bir fazlası diğerinin iki eksiği x değişkenine bağlı bu denklemin çözüm kümesinin elemanıdır. Bu denklemin çözüm kümesi ne? 6'yı karşıya attınız. Ax eşittir eksi 6.
x buradan ne geldi? Eksi 6 bölü a geldi arkadaşlar. İşte arkadaşlar, bu denklemin çözüm kümesinin zaten bir tane elemanı var. Ve bu da neymiş? Eksi 6 bölü a'ymış, tamam mı? Peki toplama eksi 5 olan iki tane gerçel sayımız vardı. Bir tanesinin, ki bunlara biz a'yı kullandık, x'i de biliyoruz. Tamam, şöyle diyelim mi o zaman? Bir tanesinin bir fazlası, diğerinin iki eksiği. Bunun köküydü ya hani. Bunun kökü de bu zaten. Demek ki bir tanesinin bir fazlası diyorsa o sayı eksi 6 bölü a'dan bir eksiktir. Diğeri de eksi 6 bölü a'dan iki fazladır. Çünkü bunun iki eksiği eksi 6 bölü a yapar. Bunun bir fazlası eksi 6 bölü a yapar. Tamam. Şimdi o zaman bunları da toplamı neymiş? Eksi 5'miş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel geldi be. Şimdi bakın arkadaşlar. Eksi 6 bölü a, eksi 6 bölü a daha, eksi 12 bölü a yapar. Eksi 1 artı 2 daha artı 1 yapar. 1'i karşıya gönderirseniz eksi 6 gelir. Eksiler gider. 6a eşittir 12 ise a tabii ki buradan nedir? 2'dir. Bu iki gerçel sayının çarpımı sorulmuş. Bakın a 2 idi ya. 6 bölü 2 3. Eksi 3, eksi 1 daha eksi 4 yapar. Eksi 6 bölü 2 eksi 3'tür. Eksi 3'e 2 eklerseniz eksi 1 yapar. Çarpımları da tabii ki 4'tür. Ve böylelikle 12. sorumuzun cevabı da C'dir deriz. Ve son sorumuz 13. soru. Uzunluğu 4 birim olan mavi ve uzunluğu 2 birim olan pembe renkli kaldırım taşları aralarında boşluk olmadan sokağın bir kenarına bir pembe bir mavi düzeninde aşağıdaki gibi dizilmiştir. En baştaki ve en sondaki kaldırım taşı da mavidir denmiş. Kaldırımın uzunluğu kaldırımdaki 2 birimlik taşların toplam uzunluğundan 88 birim fazladır. Buna göre kaldırımda kaç tane taş vardır? Şimdi şöyle diyeceğiz. Kaldırımda eğer pembe taşlardan x tane varsa, mavi taşlardan sevgili arkadaşlarım x artı 1 tane vardır. Neden? Çünkü maviyle başlayıp maviyle bitirmiş. Maviyle başlayıp pembeyle bitirmiş olsaydı o zaman x tane pembe, x tane mavi derdik. Ama maviyle başlayıp maviyle bitirdiği için mavi sayısı daima bir fazladır. Şimdi mavilerden x artı 1 tane var ya, mavilerin uzunluğu da 4'tü biliyorsunuz. O zaman 4 tane x artı 1 uzunluğu mavilerin uzunluğudur. Ve pembelerin uzunluğu da 2 çarpı x kadardır. Ne demiş? Kaldırımın uzunluğu kaldırımdaki 2 birimlik yani pembe taşların toplam uzunluğundan 88 fazladır. Yani arkadaşlar şunun 88 fazlası 2x artı 88 neye eşitmiş? Kaldırımın uzunluğuna. Kaldırımın uzunluğu ne? Şu artı şu. Yani 4x artı 4 ile 2x'i toplayacağız. Yani 6x artı 4 yapar. 2x'i bu tarafa fırlattınız 4x. 4'ü diğer tarafa aldınız 84. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 21'dir. Kaldırımda kaç tane taş vardır diye soruluyordu. 21 tane pembe taş, 22 tane mavi taş varmış. X'i 21 bulduğumuz için kaldırımda toplamda 43 tane taş olur arkadaşlar. Taş gibi de güzel soruydu diyelim ve 29. sayfamızın çözümünü de bitirmiş olalım. Bir diğer sayfamızda üniversiteliğim testinde görüşürüz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.